Herkese merhabalar. Roman anlatım teknikleriyle Dokun sınıfta edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Sizlerle birlikte ev okulda bugün artık biliyorsunuz 2020 bitti. Çok şükür bitti kurtulduk. 2021'in Ocak ayı bitti. Şubat ayı bitti. Mart ayı geldi. Sınavlar geldi. Sınavlarla alakalı ise mükemmel bir yazılı provaları hazırladık. Çok güzel sorular çözdük. Konuları baştan sona güzel bir şekilde Özetledik. Yazılılardan çok iyi not almanız için sizleri uzaktan eğitimle yakından takip ediyoruz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ve aynı zamanda bugün de sizlerle birlikte roman anlatım tekniklerini ki çok önemli bir konu. Bununla alakalı sınavlarınıza soru gelecektir. Güzel bir şekilde öğreneceğiz. Yani işte e, takip etme, öyküleyici anlatım, bitimleyici anlatım e, veyahut da buna benzer örnekleri, iç konuşma, bilinç akışı, diyaloğu mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi dersimize başlıyoruz. Burada şu önemli. Ben burada sizlere bu konuyu anlattıktan sonra sizler de mutlaka sıfırdan dokuza ve dinamo soru bankalarımızdan mükemmel bir şekilde bu konuları tekrar etmeyi de unutmayın diyorum. Ve hemen dersimize başlıyorum. Şimdi romanda kullanılan anlatım biçimlerinde bir öyküleyici anlatım var. Bunu zaten biliyordunuz. Geçen sene de öğrenmiştiniz. Öyküleme. Bir de betimleyici anlatım var. Yani betimleme. Burada şu çok önemli. Öyküleyici anlatımda olay var. Kişiler, olay örgüsü, mekan ve zaman ögeleri bulunacak ve kişiler hareket haline yansıtılacak. Betimleyici anlatımda ise izlenimsel ve açıklayıcı betimlemeden önce varlıklar, durumlar zihinde resmedilecek. Yani ben size desem kardeşinizi bana tanıtın desem siz zihninizde onun benim resmimi çizebilmem için işte sarı saçlı, uzun boylu, ne bileyim işte tombiş, işte ne bileyim kırmızı saçlı, işte ne bileyim farklı farklı özelliklerini söylemeniz lazım. İşte betimlemelerde de böyle bir şey var. Zihinde resmi çiziliyor. Eğer öznerlik varsa, izlenimsel nesnelse olduğu gibi aktarılıyorsa açıklayıcı betimleme oluyor. Zaten hani hatırlar mısınız? Açıklama, açıklayıcı anlatım, anlatımın açık olması hep her okyanın aynı anlamı çıkarabileceği ifadelerin olmasıydı. O yüzden bu da böyle. Şimdi gelin bununla alakalı bir örneğimiz var. Yeni nesil sorularda, Milliyetin Bakanlığı'nın sınavlarında da, ÖSYM'nin sorularında da böyle metin verip bize o şekilde sorular geldik. Dolayısıyla bize burada her şeyi sizlere metinler üzerinden göstermek istedik arkadaşlar. Şimdi... Düğününün üstünden birkaç ay geçti. İlk zamanlarda hesapsız kitapsız su gibi giden paranın menbaı kurmaya başladı. Bunun arkasından tekrar kavgalar mevsimi geldi. Şevket'in büyük bir sıkıntı içinde olduğu görülüyordu. Bazı sabahlar annesine masraf parası bırakmadan çıkıyor, ara sıra kapıya gelen alacaklılara kendisini yok dedirtiyordu. Ev halkı tekrar birbirine düşmüştü. Kimi gün Ferhunde sinirlenip haykırıyor, kimi gün Ayşe ağlıyordu. Kocasından başka herkese fevkalade yumuşak ve tatlı muamele eden Hayriye Hanım ise bu kavgalar arasında mütemadiyen ondan ona koşarak yalvarıyor, ara bulmaya çalışıyordu. Bak ne oldu? Bir olay hikayesi var. O zaman burada olay anlatım var. Öyküleme olduğunu bir kere bileceğiz. Öyküleme. Gelelim diğer tarafa. Bu sefer betimlemeyi göreceğiz. Bakalım. <laughs> Sağ kolda bir tek büyük tahini boyalı tahta konak vardı. İleriye doğru çıkan şahnişi karşısında bir yıkık duvar üstünden sokağa doğru eğilen büyük bir ağacın dallarına o kadar yaklaşıyordu ki havayı kapatıyor ve sokağı bir tünel gibi karartıyordu. Bu eski bir konaktı. Her tarafı çarpılmış, her tarafı çarpılmış, pencereleri müstakillerinin intizamını kaybetmiş, saçaklarından bazı tahtalar ve çinkolar sarkmış, kaplamalarına bazı yarıklar peyda olmuş, Çöküvermeye hazır ve 3 yaşında bir çocuk tarafından itilse yıkılacak gibi görünen son derece viran bir konak. Şimdi burada ne oldu? Zihnimizde bir konağın adeta resmi çizildi. Bir tasvir yapıldı, bir betimleme yapıldı. Bunu da bileceğiz. Şimdi gelelim romanda kullanılan anlatım tekniklerine. Burada şu çok önemli ki anlatma, gösterme, parodi, pastiş, ironi bunlar ana başlıklar. Bunların içinde bazı başlıkları da beraber göreceğiz. Şimdi anlatma şu arkadaşlar yani diğer adıyla tahkik etme okur ile eser arasında anlatıcı giriyor. Şimdi bu bir kitabımız olsun. Bunu zaten e, hafta sonu anlattığımız EBA videolarında da göstermiştik. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu kitabımız tamam mı? Kitabımızın içerisinde ne var? Olaylar var anlatılan. Burada da bu kitabı okuyan kim? Ben de okuyucuyum. Ben de okuyucuyum. Tamam mı? Kitabı okuyacak olan kişi. Okur ile eser arasına anlatıcı girecek. Şimdi bu kitap, eser, bu okur, Araya bir kişi giriyor ve diyor ki bak diyor ben sana bunu anlatayım diyor. Sen diyor benden dinle diyor. Kitapta anlatanları bu anlatıyor buna. İşte bu anlatıcı oluyor. Anlatıcı kitapta ne anlatılıyorsa buna aktaran kişi. Okur hemen her şeyi anlatıcının kanalıyla görür ve öğrenir. Okurun dikkati anlatıcının üzerine yoğunlaşır. Hakim anlatıcı bakış açısıyla oluşturur. Yani burada okuyucu olarak ben bu adamı dinliyorum artık ne anlatıyorsa. Bakın şimdi. ''Evlendiği zaman kırkına yaklaşıyordu bir aile kurmak, onun gözüne yeni bir devlet kurmak kadar ehemmiyetli bir işti.'' Kim bu? Bunu söyleyen kişi kim? İşte bu anlatıcı. Anlatıcı olayları, kitapta yaşananları bize aktarıyor. ''Bunun için belki de hiç evlenmeyecekti. Fakat yakın bir arkadaşı bir gece akrabasından bir kızı teklif etmiş. Ali Rıza Bey de hayır demeye utandığı için pekala, pekala diye cevap vermişti. Karısı talihine yani şansına pek ağırbaşlı ve temiz bir kadın çıkmıştı. 20 yaşında olduğunu temin etmelerine rağmen ferah ferah 25 vardı.'' 7 sene içinde birbiri ardı sıra dört çocuğu dünyaya geldi. Nihayet 4 senelik bir dinlenme müddetinden sonra da 50 yaşına girdiği gün son bir kızla çocukların sayısı 5'i buldu. Şimdi Reşat Nuri Güntekin yaprak dökümü. Burada ne oldu? Olayların hepsini anlatıyor. Hakim bakış açısı var. Ve bak diyor ben sana anlatıyorum diyor şu siyahlı adam. Anlatıyor bak. Bu böyle oldu sonra böyle oldu böyle oldu. Bize dinledik okur olarak. Şimdi takip etme anlatma çeşitlerinde bir kişi tanıtım var bir de olay tanıtım var. Şimdi kişi tanıtımında, kişi tanıtımında şunu çok iyi bilmemiz lazım ki arkadaşlar. Okura metindeki kişilerle ilgili tanıtıcı bilgiler veriliyor. Yani kitabımız burada. Anlatıcımız burada. Bak diyor bu kitapta şu kişiler var diyor. Şimdi bu kitapta kişileri göstereceğim sana diyor. Ben de böyle dinliyorum. Ben dinleyiciyim, ben okuyucuyum. Anlatıcı metindeki kişileri ayırt edici yönleriyle tanıtıyor. Şimdi diyor ki Şevket Ali Bey'in büyük oğluydu. Şimdi bu konuşuyor bu anlatıcı bana anlatıyor. Şevket Ali Bey'in büyük oğluydu. 20 yaşını 2 ay evvel bitirmişti. Tahsili oldukça düzgündü. Bilhassa iyi lisan bilirdi. Ben de dinliyorum. Evet. Sonra başka ne yapardı? Fakat bunu bütün gezginci memur çocukları gibi 2-3 seneden fazla devam edemediği mekteplerden ziyade babasının gayretine borçluydu. Ali Bey bu ilk çocuğuyla çiçek meraklısı bahçesiyle oynar gibi oynamış. Onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan modeline göre işlemişti. Olay anlatımında ise bu sefer ne olacak? Metindeki olaylar bir anlatış tarafından anlatılıyor. Yani bir metin var. Yine anlatıcımız var. Kırmızı adam. Okuyucu da burada. Okuyucular kaç kişi? Bir sürü kişi var. Bir kişi de olabilir. Ben de olabilirim. Bu kitapta anlatılanları anlatıyor bize. Okur olayları anlatıcının bakışından öğreniyor. Şimdi bütün köylüler kadın erkek çoluk çocuk meydanlığa toplanmışlardı. Kadınlar burayı ateşten kurtarabildikleri eşyaları yığıyorlar ve bu iş bittikten sonra her biri kendi eşyasını teşkil ettiği küme üstüne oturup ağlıyordu. Erkekler artık uğraşmanın, karşı koymanın faydasızlığını anlayıp elleri böğürlerinde ayakta duruyorlardı. Ben bunlara doğru gittim. Etrafımız çevren düşman askerlerinin halimizle alay eder gibi tavırları vardı diye anlatıyorum. Şimdi gelelim geriye dönüşe. Bu çok kolay kronolojik akış kırılarak geçmişe dönülüyor. Bu kadar basit. Geçmişe ait yaşantılar anlatılıyor. Yani ne oldu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye gitmen lazım. Ama pazartesi, salı, cumartesi, tekrar çarşamba, pazar tekrar perşembe. Böyle bir geri dönüşler yapıyorsun yani. Anlatım birinci veya üçüncü kişi olabilir. Kişilerin geçmiş hatırlamaları şeklinde uygulanabiliyor. Mesela Oğuz <laughs> Atay'ın tutunamayanları. Okuldaki günleri aklına geldi diyor bak. Ne oldu? Bir anda geçmişe gidiyor. Yani ben mesela şu anda okuldaki günler aklıma gelirse ne olur? Geçmişe gitmiş olurum. Böyle hırsla eline aldığı kitapların 5-10 sayfasını okuduktan sonra içinin bir balon gibi söndüğünü hatırladı. Bir kitabı bırakır ötekine saldırırdı. Bu ümitsizce çırpınış bütün kitapların yüzüstü bırakılmasıyla sona erer. Büyük bir utanç ve hayata dönüş buhranları gelirdi arkasından. Şimdi burada geçmiş şey hatırladım. Özetlemede ise anlatıcı olayları kişileri veya diğer unsurları özetleyerek anlatılıyor. Böylece okur kişileri daha iyi tanır ve olaylar arasında ilişki kurabilir. Şimdi burada kitabımız var kitabımız burada. Kitabımızın içinde anlatılanları bir anlatıcı geliyor ve böyle özetliyor. Bir özet geçiyor bize. Bizler de okuruz. Okurlar olarak biz de onu dinliyoruz arkadaşlar. Ali Rıza Bey, Bağbali yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. 30 yaşına kadar dahiliye kalemlerinden birinde çalışmıştı. Belki ölünceye kadar da orada kalacaktı. Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay arayla ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuş. Suriye'de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu. Bak, ne oldu? Olayı özetledi bize. Şimdi gelelim iç çözümlemeye. Kişilerin iç dünyalarıyla iç yaşantıları yansılır. Psikolojik tahliller yapılır. Hakim anlatıcı bakış açısı kullanılır. Şimdi yine bir kişilerin içinden geçenleri düşünüyor. Diyor ki Balo Neriman Lobon'dan çıkıp Fatih'e gelinceye kadar hep bunu düşündü. Balo muhakkak gitmeli. Fakat izin meselesi, para meselesi, tuvalet meselesi, şinasi meselesi onu en çok para meselesi düşündürüyordu. Babasına tekrar nasıl müracaat edebilir? Daha bir ay evvel yeni mantosunu, yeni iskarpinlerini yaptırmak için babasını ne büyük fedakarlıklara sevk etti. Tabi sevk etti olacak burada arkadaşlarımızdan kaçmış. Sevk etti. Fatih'teki evi rehine konmuştu. Ve bu ağır faizi borcu demek için babası her ay tekaüt maaşının bir kısmını ayırmaya mecburdu. Hele son hadiseden sonra bir <laughs> balo tuvaleti için, balo tuvaleti için babasına yeni bir fedakarlık teklif etme hiç cesareti yoktu. Fakat Neriman sımsıkı açılmamak üzere kapanmış imkan kapılarının hepsini kurcalıyordu. Bu baloya muhakkak gitmesi lazım. Saydı. Dokuz gün var. Şimdi ne oldu? Neriman'ın içinden geçenleri bize hakim anlatıcı bakış açısıyla aktardı. Göstermeye bakalım. Olaylar, kişiler, varlıklar okura doğrudan sunuluyor. Anlatıcı okur ile eser arasına girmiyor. Bu kitabımız burada. Okur burada. Ve bir anlatıcı vardı. Kırmızı adam hatırlıyor musunuz? Gelip bize anlatıyordu kitabı. Bu yok artık. Bunu gönderiyoruz. Kişilerin iç konuşmaları ve hareketleri yansılacak. Diyaloglar, iç konuşmalar veya bilinç akışı şeklinde olabilir. Bakalım. Şimdi iç konuşma, iç monolog. Kahramanların iç konuşmalarını aktarmaya dayalı. Mesela Kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşuyor. Cümleler arasında da az çok bir mantık var. Şimdi Peyami Sefa yalnızız romanından almış. Annem gibi benim de bir yerim inecek bir gün. Ben dayanamam. Bu kızı doğuracağım Allah canımı alsaydı. Gider şimdi onu uyandırır sıkıştırırım. Uyku sersemliğiyle her şeyi söyler söyletirim. Benim elimden kurtulamaz o. Anasıyım hakkımdır. Sekiz sene ben ona hem analık hem babalık ettim. Bak şimdi direkt kitabın kendisindeki kahraman konuşuyor yani. Şöyle demiyor. Annesi gibi kendisini de bir yerine ineceğini bir gün düşünürdü diye anlatan biri yok yani. Direkt söylüyorum. Birinci akışında ise artık mantık ilişkisi zayıf. Doğrudan aklından geçenleri Dilbix kurallarına uymayacak şekilde tık 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 gidiyor. Bakın şimdi. Her şeyde bir hayır. Allah'tan ben o klinik adamla konuştum da konuşma anlaştım. Anlattım da neyse. Sonunda ben bunu İbrahim'i ben yoksa niye durup dururken ben İbrahim'i... Onu ben... E, yoğurt da güzele benziyor. O bıçakla kes ye işte. Ne yoğurt? Kaymak. Bizim köyün yoğurdundan da güzel. Ne yoğurdu bu? Koyun koyun bak. Karma karışık. Kişilerin iç dünyaları zihinlerinden geçirdikleri doğrudan yansıtılıyor. Akıyor yani. Ve iç konuşmadan farklı olarak cümleler arasında mantık ilişkisi zayıf. Burada mantık ilişkisi vardı. Burada mantık ilişkisi zayıf. Pastiş öykümeye bakalım. Çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerini taklit etmedir. Parodiden ayrılan yanı üslubun çoğunlukla ciddi şekilde taklit edilmesidir. Orijinal eser komedi olmadıkça taklitte de, de güldürme hedeflenmez. Pastiş işte masallardan, halk hikayelerinden ve benzeri türlerin anlatımından yararlanabiliyor. Mesela burada İhsan Oktay Anar Puslu Kıtalar Atlası kitabında böyle masallardan yararlanmış gibi. Bakın şimdi. Rivayet ederler ki Bağdat Acem mülkü olmadan çok önce bu kentte hırsızın biri açılmadık kilit, girilmedik ev, soyulmadık konak bırakmıyor. Gözden sürmeyi, alttan minderi, parmaktan yüzüğü, kulaktan küpeyi çalıp gününü gün, gecesini sefa ediyordu. Bak ne yaptı? Böyle masalsı bir şeyi aldı, öykünde oraya yapıştırdı. İroni ise bir takım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla ele almaktır. Söylenmek istenen şeyin tersini söyleyerek eleştiri yapılır. Saçma gelen şeyler normalmiş gibi anlatılır ama ters kastedilir. Örneğin Ahmet Ahmet Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında ironiden çokça yararlanıyor. Bakın şimdi. Siz hakiki bir hazineye sahipsiniz, farkında değilsiniz. Toparlamaya çalışalım. Çirkin diyorsunuz. Binaenaleyh bugünün terakkilerine göre sempatik demektir. Sesi kötü diyorsunuz. Şu halde dokunaklı ve bazı havalara elverişli demektir. Kabiliyetsiz diyorsunuz. O halde muhakkak orijinaldir. Yarın baldızınızla meşgul olurum. Yarından itibaren baldızınız sahnededir. Meşhurdur. Gazetelerde ismi sık sık geçer diye ne yapıyor? İroni yapıyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> dersimizi bitirdik. Beni dikkatlice dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sıfırdan 9'a Türk dili edebiyat kitabımızı hemen ödevlerimize verelim. 0'dan 9'a Türk dili edebiyat kitabımız arkadaşlar net bir şekilde sayfa 122 ve 125 arasında bunları sizler için çok güzel biz hazırladık arkadaşlar romanla alakalı hemen gösterelim. Roman türlerinden sonra romandaki anlatım teknikleri bakın burada bakış açıları, hikayeden farkları, zaman mekan, tema, anlatıcı, geriye dönüş tekniği, iç çözümleme tekniği, özetlemek, iş anlatımı, olay anlatımı, pastiş, parodi, ironi Bunların hepsini güzel bir şekilde sizlere anlattık. Buradan çalışmanızı istiyoruz bir. Aynı zamanda Dinamo Edebiyatımızda da, Dinamo Edebiyatta da Tesra yine roman konusunu açıyoruz. Roman konusunu açtığımızda burada hem yazılı sorularımız var. Yazılıya da çalışabilirsiniz burada. Bizim yazılı provalarımız yanında. Hem de buradaki soruları çözdüğünüzde net bir şekilde öğretici sorular var. Ardından onları tekrardan pekiştiren sorular var. Öğretici soru. Bunların hepsini güzel güzel çalışıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın e, ee, hiç endişelenmenize gerek yok. Yazılardan en güzel notları beraber alacağız. Çok güzel şekilde bunlardan da iyi notları alıp geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar.